artık bunu söylemeye gerçekten utanıyoruz. Yani biz sunarken utanıyoruz ama işte o caniler bunları gerçekleştirirken, eyleme dönüştürürken utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Maalesef Şirin'i hatırlayacaksınız, kağıt topluyordu. Zaten başlı başına o kadar katmanlı bir problem ki bu. Okulda okuması gereken saatlerde, eğitim alması gereken saatlerde işte ailesine destek olabilmek için kağıt topluyordu. Onu o görüntülerle görmüştük. Sonra birisi geliyor, bir psikopat, bir manyak yanına ve İşte ben sana yardım edeyim diyor. Sonra onu işte bunları gerçekleştirdiği yere götürüyor. Kağıt topladığı o arabasını da taşırım bahanesiyle. Maalesef ve maalesef cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Şirin'de, 6 yaşındaki Şirin Hanilçi Feriköy mezarlığında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Otopsisinde cinsel istismar bulguları tespit edildi. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, yani 6 yaşında diyorum, ondan sonra da cinsel istismar diyorum, nasıl diyebiliyorum onu da bilmiyorum. 31 Ekim'de Şişli Feriköy civarında kayboldu. 2 Kasım günü küçük çocuğun cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Mustafa Örün, Şirin'i boğarak öldürdüğünü sorgusunda itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şirin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada cinsel istismar bulguları tespit edildi maalesef. Şimdi hep diyoruz ya, aslında ta 1934 yılında birçok batılı ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verildi Türk kadınına. Ama bugün yaşam ve ölüm hakkını seçemez hale geldi maalesef. Veya işte Türk kadınını omuzlarda tutalım, değil mi? Yerlerde sürünmeye değil, omuzların üstünde taşınmaya diyor Atatürk. Ama işte omuzlarda tutmaktan anladığımız, tabutuna omuz vermek oluyor Türkiye'de.